Kırcan Mahallesi'nde Sumaklı neydi abi? Sumaklı Matbah. Sumaklı Matbah. Burada sumak yetiştirdiği için bu isim verilmiş ve burası böyle gelip görülebilecek çok şey değil ama mağaralarla çok rahatlıkla biraz uğraşırsa çok güzel. Gaziantep turizmine kazandırılacak bir yer. Abi nerede köpekler? Hocam küpler orada da almışlar içinde. Abi. Evet. Abi. Gel abi. Bu taraftan normal mağara bir şey var. Giriş de şurada lan. Gel abi, sen gel abi. Gel, niye çalışık abi? Bak. Bunun önce bunun altında su var. Bak suyu. Su. Komple kızar olduğuna komple burayı doldurdular bak. Evet. Bak küpler de burada. Burada komple sıralayayım bak. Bak o köşede bak, bak köşede var bak. Peki ne bu küpler abi? Nereden kalın? İşte onu artık bilmiyorum ki bak. Bak yerlerine nereden yapmışlar bak. Özel bir şey için kullanılmış değil mi? Sanki burada bir üretim mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Yani buradaki küpler bak. Şey için. Eskiden kullandıkları yani evlerde zeytinyağıdır. He, olur. Şimdi suyu falan buna koyduğun zaman su olur. Evet. Buz yani normal bu. Normal. Ha, önceden dolap mı var? Buzdolabı falan mı var? Evet. Aa, burada sağlamları var belki. Evet. Nerede evet. Sağlamları? Aa, bak göreyim bekle bak. Belki sağlam. Bu ağızdakine böyle sağlam bak. He, ama şey. Bak görün ha. Tank gibi, silo gibi kullanmışlar. İşte, pom olarak işte. Yağ falan, acaba burada da yağ falan mı dökmüşler? Düşün demeyin abi. Evet, küpler arkadaşlar burada. Gördün lan. Evet, bayağı bir. Abi baksana, şeyine bakarsan bir de baksan, baksana. Bak, 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 bak. Kararmış mıydı bunda? Bunlar bir kızardı ya. Şimdi yakala bak. Kızar ya, teneke falan yapar. Bak şunlar da makinenin normal şeyidir bak. Burada neydi? Ne vardı önce? Kızar vardı. Kızar. Ha, ha kızar vardı. Bunlar ha. Kızardan öncekiler. Ha bak bunlar hepsi. Ha. Ha affedersin şimdi bak hele. Ateş buzlusu diyor. Bak ya oturmuşlar buraya gitmişler ya. En son belediye de burayı aldılar. İnfaz da burayı kapattı. Ha. Ya bu ne şeyler mi? He? Kimse gelmiyor bu arada. Yok, bak bana değil. Arkadaş, gene bura az gene. Bazı öbür yerleri daha fazla. Ay yoksa. Şuranın suyunu etmiş olsak bunun altı komple suyu. Buraların borular nereden aldılar bak. Sigorta şeylerine kadar bak. Elektrik şeylerine kadar vardı bak. Bunun altı kendisi. Peki suyu. Geçmişte nasıl ne su vardı? O hikaye anlatsana abi. Ne? O geçmişteki hikayeyi. Ya misal sayansa desem mesela ben sene 92'den belli buradaydım. Kızar şiddet takdirde. Buradan yukarıda mesela şu karo yok mu? Tamam. Evet. Bayansılan yapanlar onlar onu işletmek için mecbur su lazım. Bu suyu komple yukarı çekerler. Yani şu anda o borudan tabii, o zaman bir su gidiyor. Belli bir şeyden sonra burayı kapattılar. Neyse şuradan çıkan. Mesela tostalaşları görüyorsun hatta. Komple kapattılar. Hatta içine kadar şey ne kadar var. Derin yoksa bura. Peki burada buranın şeyi ne abi? Hikayesi buranın genel olarak. Buranın hikayesi işte burası Sumaklı Matbah olarak geçer. Yani burada niye bu isim verilmiş? Valla şimdi onun bir işte bir adı vardır yoksa evet. Şey denilmez bilinmez yoksa. Sumak yetiştiği için mi acaba tabii, burada? Olur. Şimdi misalak buraya vergiye tabi tuttuğumuz zaman adres ettiğimiz zaman diyor ki Kurtuluş Mahallesi Sevgin Caddesi misalaklık Sumaklı Matbah olarak geçiyor. Bak Sumaklı Matbah olur o zaman direkt geliyor orada. Burada da böyle. Geçmişte tabii. Ne olarak kullanmış burası abi? Geçmişte falan misalak onun adı ne? Belli bir buğday arasası, hatta burada belki de dediğin gibi burada derb yok mu? Bunlara evet. Belki onlara da kullanmış olabilir. Bu küpler de hatta olabilir. Şimdi bizim dükkan ağası rahmetli Hacı Faik dediğimiz bir abimiz vardı. Buraya geldi mesela burayı komple anladı. Burada derb dedi. Belli dedi bayanlar gelirlerdi burada çalışırlar dedi. Ama biz o şeyi görmedik. Gördük desek yalan olur. Derb dediğin? Bulgur derb yok mu? Tamam, değirmen. Ha, değirmen, bulgur değirmeni. Ha, tabii, onlardan çalışırdı. Epey bir bayan geldiler dedi. Ya burada komple bir şey derlerdi. Belli bir şeyden sonra artık çağ atlıyor. Çağ atlıyor. Sonra otu sanayi mi olmuş bura? Tabii otu sanayi. Şu mesela
kamyonların şu kasasyon var, söz kasası, evet. Onlardan o şekil. Onlar gittikten sonra da normal bizim gibi esnaflar, kasacı, mobilya boyacısı, tornacı bu şekil devam etti, gitti. Hı, bir şekilde gidiyor. Evet. Şu anda ne olarak kullanıyor? Dur dışarıda sorayım abi, onu da orada dışarıda. Evet, normal şartta böyle insan tehlikeli abi. Bura bura da balya gittiğinizi gelin. Şimdi şu var ha. Bak, bak. Tekler burada yavru mu var? Adam yavru vardır. Bir de... Hayvanlara gidiyoruz lan abi. Şimdi niye diyeceğim? Kendi olsun ki ben o dükkanı da varsa orada sen kızı. Sen de şimdi ama burada... Peki bu mağara nedir abi? Büyüklüğü ne kadardır? Valla tam olarak bir bilgimiz yok ama yani söylentiye göre yani buradan devlet hastanesinin oraya kadar yer gidermiş. Altından, yer altından oraya kadar gidermiş buradan. Abi şu, ha buradan girdiğin zaman zaten içeri biraz daha genişliyor. Evet burada şu anda köpekler falan yiyor yapmışlar. Peki burada şey olarak şu anda ne var? Esnaf olarak insanlar... Esnaf olarak fazla kimsemiz kalmadı burada. İşte bir kasacımız var, bir mobilyacımız var, boyacımız var. Eski soba yapan... Nasıl? İçeri girdim, içi temiz. İçin temiz. Sır abiye ver o zaman. Çekebilirsin abi. Yok, tutulacak ama. Gel abi. Ver bak, evet. Arkadaşlar. Gel. İçeriden ne var, hadi. Abi daha fazla gitmene gerek yok. Yok gitme gel. Gelirsen şişman olmazsın. Yok yo, gelmeyeceğim. Gerçek. Gel abi. Abi gel. Doğal şeyi gözün gel. Üstünden yanlış etme. Üstün toz olur gel. Gel geri şiddetsin gel. Abi bundan fazla götürme gözünü seveyim. Gel. Sen alacaksın. Gel abi gel. Bak. Gel abi. Gel abi. Karanlık zaten ya. Yok gel. Vay arkadaş. Gel. Abi geldin satana. Gel. Evet. Gel. Işık var mı sende? Telefon. Işığı nasıl yani? Abi gel. Gördün mü? Abo. Bak ha gördün mü? Al. Boşa olmaz, boşa gelmezsin. Abi burası şu anda dışarıda yaklaşık olarak 35 derece sıcaklık olmasına rağmen içerisi... Bak. Gerçekten buz gibi ya. Gördün mü ya? Burada aslında bir termometre olsaydı kaç derecedir sizin hani dükkanınız olduğu için? Vallahi şimdi normal dışarı 25 derecese bizim mesela dükkan mesela bir 10 derece falan vardı. 10 derece. He ama burada daha düşük. Zaten bir yerden su damlıyor sanki. Yok su daha bana gel. Ya da var bak abi ıslaklık var bak. Gel. Oradan gel buraya. Gel abi. Abi. Gel. Burası sanki burada koyunlar, keçiler falan mı? He davar şeyi ha. Davar şeyi değil mi? He be. Evet. Çok güzel. Şurayı da tut kendine. Bir aydınlatamıyor ki telefonun ışığı çok az. Gel abi. Ne var orada? Bak abi taktım o. Evet. Bir şey görmüyorum şu anda. Gel bir şeyden bak hayvanlar görüyorum. Gel bir şeyden sonra. Dolar yeri bak yerler falan yapmışlar. Evet. Al. Bu işe olmaz olmaz. Zaten belediye işte komple mesela infazı ortaya döktüğü zaman bir şekil oldu. Evet arkadaşlar iyice iyice eğiliyoruz. Yoksa kafamız... Işık göründü mü? Hayır abi. Aa arkadaş kesin ya boşa gidelim buraya. Makma. Matam. Makma? M-A-D-A.
Madda. Madda. Yok şu batlı matma da diyorsun, batta da diyorsun. Evet, altıda. Sana ayrı sesli kurmuş. Ver buyurun Mehmet abi. Paranaları götürdü getirdi. Abi sizin dükkanı da iyi senin. Nerede ya. Dükkan şimdi? Kaç katlı sizin dükkan? Bizim dükkan kayadan oyma bir sere. Mağara. Mağara. Abi tamam. Siz mağarada çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Elektriği yakar içeriden de. Peki ne yapıyorsunuz abi burada? Burada biz boya işi yapıyoruz. Mobilya boyaları. Evet. Peki nasıl oluyor? Mobilya boyası mağarada daha sağlıklı mı? Sağlıklı. Şimdi belli bir çalıştığımız sirbalar var tabii arkadaşlar. Burada mesela katı şunun gibi küsü filan. Mutfak kapakları filan o şekil ya da mesela salon takımı yatak odası koltuk o şekil boya yapıyoruz. Peki böyle mağarada çalışmak abi nerede çalışayım mağarada adres falan öyle bir şey olmuyor mu? Ya şey yok şimdi gerekli müşteriye yerine de ben bu taşıttığı zaman renk numunesine bu şeyi gelip burada bakıyorlar ona göre devam ediyoruz. Peki sağlık açısından mesela bura mı daha şeydi normal dükkanlar şimdi, mı daha? Şimdi dışarıya göre bura tabii şimdi şu ortamda serin kışın yine sıcak olduğu için boya için elverişli. Boya için peki elverişli. Boyanın kalitesine bir etkisi oluyor bu mağarada yaptığın zaman. Şimdi test ettiniz mi? Ya tabii şimdi mesela kışın günü burası sıcak olduğu zaman mesela bizim boya attığımız ürün çabuk kurur. Yazın günü de mesela burası serin olduğu için boyada kabarma olmaz. Sıcak yerde kabarır. O zaman abi tam mağaralar mobilyacıların boya işi çok iyi bir ürün. Ya tabii her bulunursa çok iyi. Ama bulunursa. Tabii her bulunursa. Şimdi artık böyle bir yerler daha fazla kalmadı. Evet. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi mağara. Şöyle bir gezelim abi dükkanınızı. Burada. Evet. Mekan güzel. İçeride alan da şey sağa gelsin. İçeride de kan çeksin. Arvan falan. Evet. Burada atölyemiz. Aslında buradan işleri de bu. Buraya mı koyuyorsun? Depo. Evet, gayet güzel çalışmış, bir çalışmamız. Kaç kişi burada ekmek yiyorsunuz abi? Buradan şu durumda 4 kişi ekmek yiyoruz. 4 kişi ekmek yiyorsunuz. Abi boya yapıyorsunuz. Evet. Mağara. Peki böyle ilgi sanılar oluyor mu burada hikayeler? Yani mağarada çalıştığınız için ya çocuk var mı bu arada? Babam nerede çalışayım mağarada dükkan falan. İsterseniz şimdi mesela Elif'e benim oğlan da burada olduğu için bunlar tabii çalışıyor. Burada çalışıyor. Mesela sorduğu zaman nerede çalışayım? Babam bir gün nasıl yedi? Mağaraya yedi çalışıyor. Mağara, biz mağara çocuğuyuz. Peki mesela sene 92'den beri buradayım mesela. Bizden önce tabii dükkan tezgah etti. Ama o buraları komple değiştirdi. Önce de yerlerdi ki mesela burada şeneler kaldıydı. Aynı yerler bir kişinin... O mesela çıktığımız yerin üstü yok mu? Evet. Yani, sen dedin içeride hatta bunlar dedin ya. Önce oradan akıp içeri doğru giderdi ben. Şeneler. O sular ne oldu şimdi? O sular mevcut tabii çekildi. Acaba? Başka yere yani. Tabii başka yerlere tabii yol buldu. Yani aslında burada o şey olsa çok rahatlık olması çok güzel bir turistik merkez olacaktı. Şimdi işte bizim rahmetli Hacı Fahit dediğimiz dükkan ağası anladı da dedi ki müsterek dedi genç kızlar dedi gelin dedi şelaleler dedi buradan dedi komple şey der müsterek girdiler çıkarlar. Ha yeriz orada bir şey var yeriyorlar yani düşün bu kadar güzel bir yer. Tabii. Ama şu anda bir harabe gibi. Ya işte şu var. Şimdi belli bir şeyden sonra artık yavaş yavaş bir değişime gidiyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşımız da mağaraya girdi. Arkadaşlar şimdi onu biraz tozunu alacağız. Mustafa Hacı Mehmet abi yardım et oğlum abi bir şey. Allah razı olsun abi teşekkür ederim. Erhan abi sen de söylüyorsun. Karınla senin ekmeği.
Allah razı olsun. Sen de razı geçeceksin ama inşallah boşanacaksın. Yok. Şey ya. Sen de o ağzı yok. İşte mağaralardan yükseldi ya. He dur söyleyeyim. Gel abi gel. Gel sen bunu beraber söyleyelim. Burada tamiret yapılıyor. Evet arkadaşlar bugün Şirçan mahallesinde Sumaklı neydi abi? Sumaklı Matbah. Sumaklı Matbah. Burada sumak yetiştirdiği için bu isim verilmiş ve burası böyle gelip görülebilecek çok şey değil ama mağaralarla çok rahatlıkla biraz uğraşılsa çok güzel. Gaziantep turizmine kazandırılacak bir yer. Evet bugün böyle bir hikaye dinledik. Mustafa abi bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah bu mağarada daha iyi manzara çık diyeceğim ama bilmiyorum buradan daha iyi yer var mı? Ya şimdi yok bizim şikayetimiz vardır. Şikayetimiz yoktur. Yer, yer yine burası. Nasıl? Eyvallah. Abi teşekkür ettik. Kolay gelsin ben inşallah. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ evet arkadaşlar Gaziantep'in çok değişik yerleri var. Ara çıkıp sadece gazilere, gazi muhtara çıkmayın. Yani AVM'lerde dolaşmayın arkadaşlar. Halkımız, biz buralardayız değil mi? Buradayız. Peki, kolay gelsin abi. Sağ olun. Evet, arkadaşlar bir de buradayken otlar yandı şu anda. Evet, otları da buradan görüyoruz. Telefon açalım. Bence bir açalım abi, eve de sıçrayabilir ha. Bak çocuk gençten geçti. Mert bu ya. Niye yaptık? Bence yine... Şu yeşil ağaç kalıcıdan burası. Şey, sumaklı olan tarafı. Merhaba. Ya şu eski belediyenin şu mahkeme doğru çıkıyor ya. Bir tane sumaklı ağacı var. Sumaklı ağaç geçiyor. Şu... Eski belediye yok mu abi? Sahinde belediye. Oradan İmam Hatip'e doğru yukarı çıkarken sağ tarafta bir tane fındık olarak var. Fındık var, kavra çekiyor. Onun içine bir otlar yanı var. Şimdi bir araba bir dönürse abi. Evet, şu var. Alaka da yükseliyor biliyor musun? Ağaç filan var da baba. Evet abi. Bu ne de biliyor musun abi? Tam şu bir tane mağara var ya abi. Mağaranın içinde. Tamam. Evet abi. Abi evlere sıçrarsa kötü. Yok. Evet arkadaşlar burada da geldik burayı çektik ama gördüğünüz gibi sahipsiz kalınca da böyle yanabiliyor. Ve inşallah şeylere sıçramaz. Olabilir belki. Oo, bak şurada çok kötü oldu. Geldiler. Evet. Evet şu anda da itfaiye ekibi geliyor arkadaşlar. Açtın mı? Sumaklı Gaziantep'ten merhaba arkadaşlar. Sumaklı Matbah'tayız. Şu anda gördüğünüz gibi otlardan dolayı yangın çıktı. Şu an itfaiye ekipleri de buraya gelmeye çalışıyor.